bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. İstanbul. Ne işim var benim abi İstanbul? Sen değil miydin buralarda duramıyorum diyen? Hem bak, komiserim sana en fiyakalı yer ayarlamış. Abi iyi de ben neresi olursa olsun dedim, İstanbul demedim ki ya. Fena mı oğlum işte? Hem gönül de orada. Bakarsın orada her şeyini baştan başlarsınız. Belki de bir şanstır bu. Yok be abi, bitti o iş biliyorsun. Kız istemiyorum dedi, gitti yani. Haber yok değil mi o günden beri? Yok. Ne o aradı ne ben aradım. Tabii kaçalım derken... Yine onun memleketine düştük, o da ayrı. Sen de var ya. İstanbul oğlum orası, Urla değil. Koca şehir. Nereden görüp de bulacaksınız birbirinizi? Takma kafana sen bunları. Bir nevi aynı havayı solacağız abi işte. O bile efkar yapıyor adama ya. Düşünme artık sen bunları. Ulan akşam Haydarpaşa'ya inip de o havayı çektin mi burnuna var ya, zehirlenmedin de dua etmen lazım. Oraların havası kirliymiş. Hadi bakalım hayırlısı. Ah. Bizimkiler de uğurlama taburu moduna geçmişler baksana. Yalnız Salemce'yi toparladı vallahi. Ne de olsa eski toprak, helal olsun. Öyle öyle. Öptün mü komiserin elini? Helalleştin mi? Helalleştim babacığım, helalleştim. Şimdi sıra sizde. Bak baban, vallahi yatakta uğurlamam oğlumu. Ayakta uğurlayacağım dedi, buralara kadar çıkarttı kendini. Efe nerede? Geçirmeyecek mi beyefendi bizi? Of, neredesin ya? Hep gelirdi o böyle yardıma falan. Gelmedi bak bu sefer. Arıyorum yok. Telefon da kapalı. Kim bilir nerede? Plajdadır, bir işi vardır. Plaj mı kaldı artık Zuhal teyze? Biz kapattık gittik her şeyi. Ben biliyorum onu. Biz gidiyoruz diye kahroluyor. Vedalaşmaya bile gelmiyor şimdi. Hadi kızım hadi. Daha Ayşe Hanım'ların da çiçekleri var. Kamyon hazır hadi. Ayol o küçücük kamyona Ayşe Hanım, Osman Bey, torunu, siz nasıl sığacaksınız aklım almadı. Ya onların arabaları da var, bir kamyona binmeyeceğiz ki. Hadi kızım hadi, ablan nerede? Kız asıl sen nasıl sığacaksın bir yerlere? Şu haline bak. Aman be Zuhal abla. Yani sigarayı bıraktık, olacak o kadar. Ya İstanbul'a gidince rejime başlıyorum zaten hemen. Kız senin sigaran da mı vardı, gözü kör olmayası şey, yürü hadi. Hadi tamam, ben kapatırım kapıyı hadi. Zuhal, kaç saat çiçek bıraktın, bir şey sürme. Günah olur. Değil mi Osman Bey? İstanbul'a kadar direksiyon sallayacağım ben. Kendimi yoramam. Kusura bakma. Çok zor iş. Direksiyon sallayacakmış. Siz beni hiç sallamadığınız halde ben direksiyon sallamayı kabul ettim. Dua et. Ay tamam anneanne ya. Şimdi kavga etmeyin bari. Dur kızım dur. Ben onun derdini biliyorum. İstanbul'a gitmek zoruna gitti. Değil mi Osman Bey? Hanım hanım, ağzımı açtırma benim. Ben torununa şeytan derken sen ondan daha şeytan çıktın. Ne yaptın ettin? Gizli gizli işler çevirip ayarlayıp beni de İstanbul'a arkandan sürüklüyorsun. Fena mı oldu Osman Bey? Torunun İstanbul'da tahsiline en iyi şekilde devam edecek, fena mı oldu? Romatizmalarından şikayet ediyordun, fena mı oldu? 3-5 ay içinde kızın Almanya'dan gelecek yanımıza, fena mı oldu? O gelince yeniden gerçek bir aile olacağız, fena mı oldu? Peki efendim, iyi oldu diyelim. Bakalım o huysuz abin, o babadan yadigar konağı. Acıyıp da İzmir'den topladığın o konu komşuyu doldurup pansiyona çevirdiğini görünce ne diyecek? Ne diyecekmiş? Parasını peşin vermiş. Hı. Yarısı zaten benimdi. Ötekisini de parayla aldım, o ev benim artık. Aa, bana bak.
Onu bunu bırak da yoksa sen abimle yıllar sonra karşılaşacaksın değil mi? Böyle sıkıntı içindesin ha? Niye sıkıntıya düşeyim efendim? Asıl siz düşünün. Ha, peşin peşin paraları ödediniz. Ortada ne tapu muamelesi var ne hiçbir şey. Bakalım o üç kağıtçı abiniz biz İstanbul'a vardığımızda dönüp de gül yüzünü size gösterecek mi? Ağır ol Osman Bey, ağır ol. Ne yaparsa yapsın gene de abim o benim. Hem daha önce konuşmamış mıydık? Gideceğiz İstanbul'a. Halledeceğiz tapu işlerinde. Göreceğiz efendim, göreceğiz. Hele bir sokaklarda kalalım da orada. Bakın o arabaya hiçbirinizi almam. Kendim yatarım, haberiniz olsun. Ne gülüyorsun? Karagöz mü oynatıyoruz burada biz? Heh. Ay yok canım ya, içeride bavullarım var. Ben onları bir alayım da. Al al. Zaten bu evi de kiraya verdik. Valizden başka bir haltımız kalmadı. Her taraf valiz, valiz, valiz. Her ay üstüne türlü türlü elbise alırsın ya. Gene her tarafın açıkta. Üstüne doğru düz giyecek bir şeyin yok mu senin? Bana bak. Bana anneanne dedi. Sana hala dede demedi diye bu huysuzluğun değil mi? Hı. Oh çatladı patla. Hı. Sen de dedin de görelim bakalım. Ay nasıl oldu? Ağzından girdin, burnundan çıktın da bu çocuğun İstanbul'da okumasına izin verdim. Anlamıyorum yani. O çocuk dediğin koca adam Leman. Yani sinema okumaya götürmüyoruz ki. İstediğimiz gibi siyasal bilimleri seçti. Onu okuyacak. Ama İstanbul'da okuyacak. Tek fark bu. Bu kadar basit yani, öyle mi? Allah aşkına Leman, adam bizim istediğimizi kabul etti. Biz de onun istediğini kabul ettik. Yani hayat böyledir zaten. Her zaman her istediğimiz olmaz ki. Yani daha ne kadar konuşacağız bunu? Pardon ama bir Efe'lere uğrayabilir miyiz? Hiçbir şekilde ulaşamıyorum da. Hem bir vedalaşmış oluruz. Nerede abicim bu Efe? Ne bileyim ben abi ya. Sözde annem babam bana emanet, merak etme diyor. Al gideceğimiz saat geldi, hala herifi bekliyoruz ya. Bir de sahile bakalım mı? Bakalım abi bakalım, dön şuradan. Size de böyle çok yük olduk bir Ayşe Hanım. Hakkını nasıl öderim bilmem. Ay aşk olsun Hafize'ciğim. Kızlar zaten arkadaş. Biz de kader ortağıyız. Laf mı bu? Sağ olun Ayşe Hanım teyze. Ayşe Hanım teyze yok artık. Ayşe abla diyeceksin bundan sonra. Genciz. Hem Osman dedenin yanında söyleme, 70'inden sonra bunalıma girer. Kendimizi bir İstanbul'a atalım. Her şey yoluna girecek, göreceksiniz. İşler buraya kadar geldiğine göre vardı bunda da bir hayır. Heyecanlı mısın İstanbul'a gideceğin için? Vallahi ne bileyim. Yani heyecanlı değilim desem yalan olur. Ama biraz burnumda. Özellikle de bu sabah. Yani zor tabii. Büyüdüğün yer sonuçta değil mi? Ama İstanbul'da ayrı bir heyecan değil mi? Ya bir de Efe var. Aklım hep onda. Bak saat kaç oldu? Hala gelmedi vedalaşmaya. Hadi benimle kim geliyor? Hadi geçsin arkaya. Biz bileriz Aslı'yla arkaya. Ha, yok yok. Canan sen geç kızım dedenin yanına. Biz annenle birlikte kamyonda idare ederiz kör topa. Geç kızım. Olur mu Ayşe Hanım, siz geçseydiniz bu kadar gençler dururken? Ne dedik? Biz genç izlemedik mi? Hem de güzel. Yürü. Kadın biraz sert oldu galiba. Yavaş ol kızım, yavaş. Maşallahın var ama bu araba sana benzemez. Yadigardır, yadigar. Ben sigarayı bıraktım da ondan böyle bir şey atıştırıyorum. Zaten İstanbul'a gidince ilk işim rejim, size de demiş miydim? Ya Efe ortalarda yokmuş da. Aslında merak etmiş. Ya bir gitmeden önce onlara uğrar mıyız? Emredersiniz efendim. Emriniz olur. Nasıl olsa bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hı, tövbe estağfurullah. Bundan sonra Aslı ablanızla Deniz abinizle yok arkadaşlar. Evet. Yani buralarda benden başka size artık kimse simit ekmek atmaz. Ne? Neredeler mi? Onlar İstanbul'a gittiler canım. Evet. Ne? Siz de mi gitmek istiyorsunuz? Siz sınavı verdiniz mi ki oğlum ha? Verdiniz mi? Hem İstanbul'un simitleri İzmir'in gevreği gibi olur mu bilmem. Ben nasıl sittin sene buradayım.